Selamlar herkese. Hançer ben. Tropico maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yorumlarınızı okudum. Hepsini okudum ve bir sürü tavsiye vermişsiniz. Teşekkürler öncelikle. Bölüme onları ufak tefek uygulayarak başlayacağız. Bunlardan birincisi iki tane elçilik kurmam gerekiyormuş. Yani mantık açısından çok doğru hiç aklıma gelmedi. Her ülke için, süper güç için bir tane elçilik gerekir değil mi aynı yerde? İkisini toplayamazsınız. O yüzden yıldızlı olarak gözüküyormuş elçiliğim olduğu için. Bakalım şimdi bir tane daha elçilik kuracağız. Yan yana kurmayalım, birbirine falan dalarlar. Axis güçleri için bir tane elçilik kuralım, ilişkilerimizi toparlayalım arkadaşlar. Aslında yan yana da kurabiliriz, neden olmasın. Etrafındaki çemberin ne olduğunu halen anlatmıyor oyun. Yan yana kuralım. Ortasına bir bahçe atarız. Sarayın yanında. Komünistler bir şeyler istiyor bizden. Konserve kutu, konserve yemek üretmemi istiyor. 3000 tane. Yapalım da bunun fabrikasını kurmadık henüz. 1000 tane questimiz oldu. Biraz biriktirmeyelim açıkçası. Konserve şeyini yapabiliriz. Muhtemelen çelik gerekecek ve bakalım çelik şeyini inşa ettik. Konserve. Balık ya da şeyi işliyormuş. Pineapple. Çelik gerekmiyor mu? Bak peki. Yani nispeten sanayi gibi geldi bu bana. O yüzden daha sanayi bölgelerinden birini kurabilirim. Şurasına cuk gider gibi. Bunlara elektrik bağlamam gerekecek mi ileride ya? Belki elektrikli olanları ayrı bir yere koyabilirim. Neyse şimdilik burayı değerlendirelim arkadaşlar. 3000 tane biraz fazla geldi ama göreceğiz. Şimdi gold questimiz bitiyor. Elçiliği yaptık. Başka notlarıma bakayım. Research tarafında şeyi tavsiye etmişsiniz. Herkese araba veren şu Freeville'i araştır demişsiniz. O yüzden onu sıraya ekledim. Ve herkesin arabası olacak arkadaşlar. Biraz maliyetli oluyormuş ama insanlar evden işe arabayla gideceklermiş. O yüzden onu da sıraya ekledik. Bunun dışında ilişkilerim fena değil gibi. Darbeyi yapacağız birazdan. Birazdan darbeyi yapacağız. Darbe değil de aslında. Sabotaj diyelim. Daha çok sabotaj yapacağız. Burada broker'dan enteresan şeyler aktive edebiliyorsunuz. Böyle bir modül de var. Niye kırmızı para sembolü onu bilmiyorum. Mesela 5000 vererek komünistlerle ilişkimi arttırıyor diyor. Ama şu doların yanındaki S biraz rahatsız ediyor beni. Ha, Swiss Bank. İsviçre Bankası'ndaki dolarlarımla yapabiliyorum galiba bunu. İsviçre Bankası'na nasıl para kaçırabiliyoruz? Exchange varmış. 2000 doları 2500'e mi çeviriyor? Bilmiyorum. Bunu da çözeriz. Bilgiye, rate puanına, okey. Ha, Swiss parasını farklı şeylere çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bilgi, research şeyi, rate puanı. Ama şeyi nasıl yapıyorum? Belki quest'i yapınca verecek. Tamam. 1000 tane gold birazdan export edince 1000 İsviçre doları diyelim. Kazanıyoruz. Raid yaptık. Birkaç kişi daha geldi. Popülasyonu biraz arttırmasalar raid'le bize biraz para getirseler. Çünkü paramın azaldığını hissediyorum. 38k ne ara bu kadar düştü. Deli gibi şey satacağız şimdi. Oha bakar mısın şuraya? Bilmiyorum bir 50k gelecek bence. Bu kadar ürünün hepsini satabiliyorsak. Gemi yanaştı. Ne 50k? Bence 70k falan gelir. Aslında burada yazıyor. Buna bakmayı unutuyorum. 53k gelecekmiş arkadaşlar. Buna bakmıyorum ve iyi tahmin etmişim. İyi tahmin etmişim yine. Bir ticaret yolunu bitirdim. Altın şeyini bitirdik arkadaşlar. 1000 Swiss doları geldi. Bunu değerlendireceğiz birazdan. Bir sürü şey yapabiliyoruz. Onun dışında bu geldi mi? Geldi. Çelik şeyimiz geldi. Kömürle demir taşımamız gerekiyor buna. Bundan sonra bina kurduğumda upgrade'ine bakacağım. Elektrik upgrade'i yapamam. Ve modülüne bakacağım. Yani verimliliğini falan arttırıyor diyor. Şu anda yapmaya bence çok da gerek yok. İleride yaparız. Ham madde henüz besleyemedik.
Kömür ve demir gerekiyor. Demir buradan gelecek. Kömür de dünyanın diğer ucundan gelecek. Başka kömür yapabiliyor muyuz? Madenlere gidelim hızlıca. Müzikler şahane ya. Güzel, 84K paramız oldu en azından. Biraz daha götürür bizi. Ne yapıyordum ben? Kömür bakacaktık değil mi? Endüstri. Değil. Kömürü nereden alıyorduk? Altyapı. Mine. Burada. Ha, bu arada yan yana maden de yapabiliyorsunuz demiş bir arkadaş. Ona da teşekkür ediyorum. Bence bir zararı olmaz iki tane demir yerini yapmak. Sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bu arada madeni seçmenize gerek yok. Tüm kaynaklardaki madeni koysanız oluyor. Kasmanıza gerek yok yani. Kömürün yanına da kömürü biraz çirkin yere koymuşum. Mesela iki tane yapamıyorum o yüzden. Şu bir tane kaydırsam bence bunu. Kaydıramıyorsunuz. Okey. Bu tam da sığmadı. Belki biraz kasmam gerekiyordur. Şöyle bir şeyler yapabilirim. Evet, bunu yapamadık. Neyse, şimdilik o bir tane çıkarsın. Şunu bir tane kaydırırsan belki olabilir. 500 emir relocate. Üf. Biraz kazıklandık. Yapacak bir şey yok. Sığmayacak yine gibi. Ha, yok, o olmayacak gibi. O yüzden pas geçiyorum. Fakat birden fazla maden sığdırabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi questleri bitirmek istiyorum. Binlerce quest geliyor çünkü. Yeni questleri atlamadan önce bir raid ekranımıza da bakalım. Trade'e bakalım öncelikle. Wool, sugar, corn, coconut. Yani en iyi %20 var. Bana ne olabilir? Küçük bir tane imzalıyorum, ilişkimiz artsın. Bir Almanya'ya gidelim. Fena değil. Bir iki belki ev yapabilirim. Biraz işsiz var. Boşta ev var. Biraz işsiz var. Birkaç tane daha bina yapabilirim. Şey de çalışsınlar. Birazdan bitiyor muhtemelen. Burada. Konserve yemek şeyinde çalışabilirler. Ve askeri üs yapmamızı istiyor sevgili askerler. Belki ona da bakarız ama önce şey yapmak istiyorum, internetten araştırıyordum. Banka arkadaşlar güzel pasif gelir getiriyormuş. Yapacağım şeylerden bir tanesi o, bu bölüm. Banka. 7500'e açıyoruz. Bu şarkı favorim galiba. Ne güzel bir banka patlatacağız merkeze. Yani şeyin yanına yapabiliriz. Lisemizin. Bu evleri de yıkacağım bu arada. Burayı boşaltacağız. Ya da sirkin yanına yapabiliriz. Çünkü hem bankada hem sirkte palyaçolar çalışıyor değil mi? Şuraya yapacağım. Önü arkası nerede bunun? Burası mı önü? Burası önü. Şöyle koydum arkadaşlar lisemizin yanına. Şimdi bankhouse'ları yok etmek istiyorum aslında ufak tefek. Bakalım. Çok fazla yapmayayım. Hasar verebilir bize. O yüzden birkaç tanesine demolish diyorum. Ve alternatif evler kuracağım. Bunlardan bir tanesi house. Şunlardan yapacağım. Bunlar country house'un upgrade'lisi. Yani orta seviye insanlar falan yaşayabiliyor buralarda. Ve çok tatlı duruyorlar. Biraz zenginleştiğimizi de hissediyorum. O yüzden bence bunlardan yapabilirim. House, flop house ve apartment yapacağım. Bunların farkı ne? Bu biraz daha iyi apartmanlar. Apartment house'un böyle büyük versiyonu gibi bir şey. Güzel. Şundan da bir tane yaptım. Bunları yavaş yavaş yıkacağız. Bankhouse kalsın istemiyorum. Bakalım nasıl etkileyecek nüfusumuzu. Raid'e gidecek olursak takılıyoruz. Achievement mı? 5 saat oynamışım.
Daha yeni başladık. Sen hiçbir şey görmedin Steam. O kadar çok oynayacağız ki bu oyunu. Şunlardan birini çalsam mı ya? Uzun dönemde iyi getirisi olacak bence. Eiffel Kulesi falan. Bakayım bonuslarına. Bu çok iyiymiş ya. Botların, gemilerin, taşıyıcıların hızını arttırıyor. Turistlerin puanını arttırıyor. Herkes eğleniyormuş. Suyu rama dönüştürüyormuş İsa heykeli. Ama dalga geçiyorlar. Şunu çalmalarını istiyorum arkadaşlar. Bakalım becerebilecek miyiz? Geçen patladı, bir şeyler oldu. Anlamadım. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Elçiliğimiz geldi. Şöyle meydana. Buraya da Axis'i seçiyoruz. Ve ikisinin de elçiliği oldu. Övüyorum. İlişkimizi arttırdık. Yüzün üstüne mi çıktı? O zaman darbeyi yapabiliriz. Bakalım ne olacak. Sabotaj yapacağız şimdi. Aslında yine iptal etmem gerekiyor şunu. Sabotaj. Axis'e sabotaj yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Bakalım nasıl çalışacak. İlişkimiz yüzün üstündeyken bakalım. Ne kadar gidecek bilmiyorum. Çünkü 20 gider diye tahmin ediyorum. 50 giderse biraz abartılı olur bence. Ve bir satış daha geliyor. Bakalım. 12K mı? Biraz fakirleştiğimi hissediyorum. Bayağı fakirleştiğimi hissediyorum. Evet, çok az para geldi. Neyse. Bunlar hepsi yatırım arkadaşlar. Bankamız geliyor şimdi. Oradan da güzel para gelecek. Elektrik mi yok? Ne? Elektrik mi gerekiyor? Ben upgrade için elektrik gerekiyor zannediyordum. Bunu bir şöyle küçültelim. Elektrik nasıl çalışıyor bilmiyorum ne yazık ki. Bakalım. Yani elektrik şeyi kuracağız, fabrikası. Kömürle yapıyormuş. Bu çok maliyetli gibi ya. Sırf o quest için. Bu bizi yaktı. Buraya henüz girmek istemiyordum ama yapacağız. Olmadı şey alırız. Şeyden para alırız. Süper güçlerden biraz. Kömür işliyor. Ve kömür madenine yakın olmasına gerek var mı? Şehre yakın yapmak istemiyorum tabii. Şuraya arkadaşlar bu... Bir saniye. Bu ne? Altın bu. Tamam. Buraya falan yapmak istiyorum. Ve halen inancım var. Şöyle iki tanesini yan yana yapabileceğime dair. Yok. Buraya bir enerji santrali yapacağım. Enerjiyi nasıl taşıyorum onu bilmeden. Belki çok fazla kablo gerekecek. Göreceğiz. Yapıştırdım. Çok riskli bir şey yaptım. Bence çok pahalı, maliyetli ve riskli bir şey yaptım. Ama göreceğiz. Şu aşamada bence ihtiyacımız yoktu. Bakalım. Bakalım. Şeyden para isteyeyim. Para isteyemiyorum şu anda. Diğerlerinden isteyelim. 20 düşürecek, 20K gelecek. Yapıştır. 94'e indi ilişkin. Biraz para geldi. Bundan da istedim biraz. 40K cepledim. Güzel. Bir süre götürecek bu bizi. Research nasıl gidiyor? Bu arada broker'dan... Would any of these be of interest to you? It's all strictly above board. Kaç şey param oldu? 1000 arkadaşlar, Swiss dolarım oldu. Bunların hiçbirini alamıyorum şu anda. Bunları da hiçbirini alamıyorum. Biraz fakiriz. Biraz daha kasmamız gerekiyor. Yani bu adamın questlerini yaparsak işimize yarayacak gibi. Alliance'de ilişkim düştü ama sabotajı yapınca artacak bence. Trade tarafında da yani...
şekerlerin hepsi RAM'a gidiyor. O yüzden şekeri yapamıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha şeker tarlası yapacağım. Bu bitmek üzere. Muz enteresan bir şekilde oda dolmuyor. Muzumuz yok mu? Belki muzumuz yoktur. Ben muz vardı diye hatırlıyordum. Banana. Yoksa da bir tane daha yapabiliriz. Büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Şuraya yaparsam %87 verim alıyorum. Buraya yapalım. Zaten tarlalar burada. %96. Yapıştır buradan muz gelsin. Onu multicultural yaparız. Çelik gelmeye başladı. Bu madeni bağlamamışım. Ayıp etmişim. Bağlayalım. Güzel. Evet, demir, çelik bir şey hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar konserveyi yaparken. Balıkla pineapple giriyor. İkisinden de mi giriyor? Herhangi biri mi? Galiba herhangi biri giriyor. Ve şey basıyoruz. Canned goods. Bu güzel para getirecek bence, yapalım. Kesinlikle elektriğe çok erken girdim ama sıkıntı yok. Üstesinden geliriz. Bankamız hayırlı olsun. Banka Rota'ymış ismi. Bu neler yapıyor? Bu arkadaşlar pasif gelir getiriyor diye biliyorum. %2 interest getiriyormuş. Mevcut paramın %2'sini getiriyor galiba. Yani 100K'm varsa 2000 mi getiriyor her ay? Getiremez. Maksimum 1000. Yani 50K'ya 1000 getiriyor arkadaşlar. Paramızı 50.000'in üstüne tutarsak buradan maksimum faizi alabileceğiz gibi aldığım kadarıyla. Aynen. Şu anda bayağı para geliyor olması lazım banka tarafından. Yani 50.000'in üstünde tutmaya çalışalım. Bir tane kontratı bitirdik, kokonatları. Elimize sağlık. Para işini geri toparladık. Seçim olmuyor, ben onu bekliyorum bayağıdır da. Seçim gelmedi. Full sugar corn banana. Bu arada bir tane daha sugar şeyi yapmam gerekiyor. Çünkü RAM'a gidiyor hepsi. O yüzden export edemiyorum. Daha çok RAM da üretirim ileride. Biraz daha sugar basabilirsem. Sevgili sugar plantation. Sugar. Buralara yapabiliriz. Bu geldi. Bunu multicultural yapalım. Upgrade'i, iş kalitesini arttıralım. Diğerine gerek yok. Çok güzel. Büyüyor gerçekten şehir. Buralara komple yayılabilecek miyiz? Bilmiyorum ama yarısına yayılırız gibi hissediyorum. Çok rahat. Fabrikamız geldi. 10 numara. Kömürle çalışıyor. Kömür de buradan çıkıyor. Şunu da fulleyelim. Her şeyi fulliyoruz zaten. Şimdi enerjiyi nasıl bağlıyor? Kablo çekmem gerekiyor mu? Acep. Bu arada üniversite mezunu falan gerekecek buraya. O kadar kolay olmayabilir burayı doldurmak. Ne kadar enerji basıyor? Onu da bilmiyorum. Opera evi yap diyor. Avı. Broker. Olur, yaparım bir noktada. Şimdi elektriği çözmeye çalışalım. Kablomu çekmem gerekiyor. Otomatik yolla mı bağlanıyor? Keşke. Substation. Elektriğin... Evet, elektriğin şey gibi, Eno gibi muhtemelen. Elektriğin dağılım şeyini arttırıyormuş. Bunu arada sırada ortalara falan kurmamız gerekecek. Elektrik haritası vardır belki. Kirlilik haritası var. Bunu hiç bakmamıştık. Burada biraz kirlilik var. Biraz evlerin içine ediyor buradaki. Burada niye kirlilik var? Ha? Ha, evler kirlilik mi yayıyor? Bakayım. Evet, evler kirlilik yayıyor gibi. Enteresan. Güzellik haritası var. Ev... Ha, bankası olduğu için olabilir. Hmm. Yo, diğer evler de yayıyor. Bakarız. Kokonat, metro, otobüs durakları, hatları. Otobüs hattı bir tane kurmuştum da. Şuradan şuraya.
Metro. Onlar yok henüz. Hayvanlarla ilgili şeyler var. Crop geç. Kaynak geç. Ha, elektriğe nasıl bak? Ha, buradaymış. Elektriği gördük arkadaşlar. Ne yazık ki dibine yayıyor. O yüzden muhtemelen şehrin merkezine şuraya bir yere. Ya da onu taşıyayım şuraya yani kasıyorum. Kömürü taşısınlar. Evet taşımak müthiş maliyetli olacak ama. 2500 sıkıntı yokmuş. Bence buraya taşırsam her yere elektrik verecek. Fabrikanın yanına. Bastım. Tak. Böylelikle bu çalışacak diye düşünüyorum. Kaç elektrik basıyoruz ve... Burası kaç çekiyor? 80 megawatt çekiyormuş. Önce biraz kömür beslemeleri gerekiyor. Bakacağız, bakacağız. Buna ne yetmiyor? Demir yetmiyor. Demir. Bunu biraz arttırdık. Nüfusumuz 550'ye vurdu. Şimdi sabotaj gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Evet, sabotaj yapıyoruz şu anda. Onu bir gözlemleyelim. Çok büyük adımlar atmadan önce. Sonra da opera evine bakabiliriz. Şimdi. Geliyor mu kömür? Research nasıl gidiyor? Neredeyse bitiyor bu. Eğitim kalitemiz artacak hızımız. Sonra da herkese bedava araba vereceğiz. Bedava değil tabi. Devlet ödeyecek. Kapitalistler sevmeyecek onu muhtemelen. İnsanlar arabayla gezmeye başlayacak. Halen kömür görmüyorum burada. İçerisi fullendi. Çalışanlarımız gelmeye başladı. Geldi. Kömür. Yes. 600. Çok iyi. 280 megawatt basıyor arkadaşlar. Yani verimini düşürsek mi biraz bunun? 320 megawatt basıyor. Şöyle yapsak. Aynen. Çok da harcamayalım para. Çünkü bir sürü şeye yetiyor şu anda bastığımız şey. Böylelikle konserve üretmeye başladık. Bu quest'i yapacağız komünistlerle. Sabotajı yapıyoruz. Fazla bile enerji basıyorum. Burada şey yetmiyor genelde. Hide yetmiyor arkadaşlar. O yüzden hayvancılık işine biraz daha odaklanabiliriz. Hide'ı ineklerden alabiliyoruz genelde. Değil mi? Aynen. Dehşet gübre geliyor. Gübreyi satabilsem keşke. Deri başka neyden gelebilir? Hiçbirinden gelmez deri. Hide. Yazmıyor da ne oldu? Keçi de mi yapsam bir tane denemek açısından? Resiyor mu? %100. Bir tane keçi de deneyelim. Yani keçimiz var şu anda. İneğimiz var. Domuz var. Domuzdan sadece et geliyor. Ve koyunumuz var. Bakalım keçiden ne geliyor? Süt gelecek. Süt ve et gelecek muhtemelen. Sonra timsah yaparız. Süper güçlerle aram nasıl? Biraz övelim şunları. Kovabiliyoruz. Aman. Muzları satmaya başladık. Mısır neredeyse bitti. Şahane para gelecek buradan. Yünü de yapmaya başladık. Şeker de birazdan gelmeli. Çünkü şeker şeyini yaptık değil mi yeğenim? Ona multi culture yapalım. Upgrade var mı? Dandik upgrade'leri var. Geç. Bence fazla elektrik üretiyoruz şu anda. Ama bir tane daha bundan falan yapmak istemiyorum. Yapabilirim aslında. Bakar mısınız şeye? Balık ve pineapple'a. Sabotajı yaptık. Bakalım ne olacak. Eline sağlık diyor. $5,000 para, 1000 raid puanı ya da random blueprint. 1000 raid puanı istiyorum çünkü eser çalmak istiyorum.
Diğerleriyle ilişkim düştü mü? Herhangi bir şey yazmadı. Şimdi Stonehenge'i çalabiliriz. Bunların arkadaşlar kötü yanları da var. O yüzden onları abanmıyorum. Ben bunu almak istiyorum. Evet, onu başlattım. Şimdi ilişkimize bakalım. Politikadan. Düşmedi ki biz. 95. Bunlarla ilişkim daha yüksek. Evet, ikisinin de elçiliği var. Şu anda dengeli bir şekilde ilerliyoruz şeylerle. Büyük güçlerle diyelim. Saldırı gelmiyor ve küçük kuleleri yıkasım var arkadaşlar. Hem insanları boşa çıkarmak istiyorum. Gerçekten yıktım. Geldiği anda bir daha inşa edeceğim. Kulübeler gelmeye başlamış. Bu güzel bir işaret değil. Bakalım neler dönüyor. Bir sürü evsiz ve işsiz var. Okey, birazcık istihdam yaratalım sizlerle. Apartment değil, flop house yapmak istiyorum. Öncelikle fakirliklerine bakalım mı bir? Neler dönüyor anlamak açısından. Wealth. Fakir var bayağı. Çulsuz çok yok. Fakirlerimiz var arkadaşlar. Şöyle dağılımına bakabiliyorsunuz bu arada. Müthiş zenginler belirmeye başlamış morlar. Zenginler aynı. Şeyler de dengeli fakirler. O zaman flop house yapmaya devam edelim. Çünkü en az fakir olmalı bunlar. Ve şeyleri yıkıyorum, bank house'ları. Country house. O niye oraya sıkışmış? Biraz güzelleştirelim şuraları. Şimdi nereye bir mahalle yapabilirim? Şuraya belki bir iki ev dağıtabilirim. Güzel. Altı yüz tane sattık konserve şey. Opera evine bakabilirim bence yavaştan. Eğlence tarafında. Güzel. Turistler ne ara gelecek acaba? Opera evi bence buralara güzel gider, şu sokağa. Ya da şeyin arkasına yapabilirim ama askeriyenin yanına yapmak istemiyorum açıkçası. Aynen, şuraya güzel gider diye düşünüyorum. Lisenin yanına. Yasalarımızı mutlu edelim. Onay puanımız fena değil, %59. Depolar nasıl gidiyor? Taşıyabiliyor muyuz her şeyi? Belki bir tane daha taşıma yeri yangın. Bir tane daha taşıma yeri yapabilirim gibi hissediyorum. Yetişmiyorsa. Wool, sugar, corn, banana. Bakalım. %20 çok da güzel bir şey yok ya. Botları satalım. Hatta şöyle yüksek bir tane anlaşma imzaladım. Bir sürü botumuz olması lazım.
İkiden ev yap diyor. Guidance task. Bunları deaktive ediyorum arkadaşlar. Oyunu öğretmeye çalışıyor bana. Bence gerek yok. Çünkü bir getirisi yok onları yapmamın. Herhangi bir opsiyon yok. İyi gidiyoruz ya ilişkilerde. Ha, Broker'ın questini yapmak üzereyiz. Opera evimiz geliyor. Bir tane daha anlaşma bitti. Wool Sugar Boats. Kafe yapabiliriz. Bir sürü kahve üretiyor olmam lazım. Rate ne alemde? Ha, research'a bakalım bu arada. Muhtemelen gelmedi daha. Ha, biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ne olacak? Bunu yapınca herkesin arabası olacak. Buraya gelecek olursak. Bunları aktive ediyorum. Diğerleri hiçbiri hoşuma gitmiyor. Çok sağ solu belli olmayan şeyler. Burada da eğitim programı. Bunu aktive ediyorum. Eğitim kalitemiz artacak. Tarım binalarının verimli %25 arttırıyor. Kapitalistlerle papaz olacağız eğer bunu yaparsam. Aslında açabilirim. Ama kapitalistlerle ilişkim bayağı kötüydü en son. 46. 10 daha düşerse bir rüşvet vereyim şuna. Mariano Morales. Ve onu da aktive edelim. Bence tarım verimliliğini arttırmak kötü bir şey değil gibi. %25 verimliliğini arttırıyor ve binanın maliyetini %50 arttırıyor. Bence bunu level atlatalım. İşimize yarayacak gibi hissediyorum. Bir sürü şey var. İtfaiyeci geldi. Umarım söndürecekler bunu. Çok güzel. Faiz cukkalıyoruz. Bunu arttırsam daha da fazla alabiliyor muyum şey? Olayı ne? Verimliliği bilen varsa yorumlarda paylaşabilir mi? Verimliliğini %25 arttırdım bankanın. Ama buradaki rakamlar değişmedi. Bir manası var mı maaşı arttırmanın? Bilmiyorum. Yok gibi geldi bana açıkçası. Şey yarıladık, konserve questini. Opera da bitiyor. Sonra da askeri üs yapabiliriz bence. Askerleri bir mutlu edelim. Bakalım ne yapıyoruz. Askeri üs sayesinde. Army base. Tank yolluyor diyor. Tankı yapmam falan mı gerekecek? Askeri binaları şöyle sahile doğru yapabilirim arkadaşlar. Sahilde limanların yanında askeri üslerimiz olsun. Şeyin yanına koydum. Komandoların. Buna başladılar. Korsan şeyi de koysam mı? Yavaştan biriksin. Yangını atlattık. Tehdidimiz yok. İlişkiler şahane. Daha mutluluk idare ediyor. Birazcık evsizlik, işsizlik var. Çok ufak. Eğlenceyi arttıracağız. Opera binası yapıyoruz. Nasıl halde işsizler var ya? Bir işsizlik haritasına bakalım mı? Evet, herkes çalışıyor şu anda. Bunlar full. Full full full. Şimdi keçi yaptık değil mi en son? Keçi arkadaşlar sadece süt veriyormuş. Peki. Bana daha çok deri lazım. Deri de sadece inekte mi geliyor acaba? Hoppa, seçim geldi. Yandık. Bir konuşma vereceğim diyorum. Gerek var mı bilmiyorum ama yakışır bize. Hangi konuda? En düşüğü arkadaşlar eğlence.
Şey diyor aşağıda, seçtiğin şey bu seçim etkili olmayacak diyor. Ha şey diyoruz işte, eğlenmiyorsunuz biliyorum ama eğleneceksiniz seneye diyorum. Yani bunun etkisini mi kapıyor? Ya da fate, inanç. Fanı seçiyorum çünkü opera şey yapıyorum şu anda, yükselecek bu seneye biliyorum. Ha, kimi öveceğiz? Ah. Birisini övmem mi gerekiyor? Kapitesleri övelim. Ve etkilemiyor galiba bu seçim. O yüzden yani düşük şeyleri seçmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Süper güçleri suçlayabiliyoruz. Dış güçleri. Suçlamıyorum. Çünkü çok iyi ilişkim. Herhangi bir konuda gelişme önerecekmişim. Eğlencede yine. Neredeyim? Yapıyor muyum konuşuma? Yapıyorum. Some call it the valley of the shadow of despair, but to me it is the valley of the shadow of my hope. Geyik yapıyor arkadaşlar. Ruhlarımızı, inancımızı kıramazlar. Yüksel Tropico. İşte üzülme diyor. Bununla mı konuşuyorum? Bir kişi dinliyor. Sıkıldınız mı? Ben sizi eğlendireceğim. Aradığınız tüm eğlence benim diyor. Galiba eğlence opsiyonunu seçtiğim için böyle yapıyor, şey yapıyor. Neyse, şu anda %52 destek var. Quest yaptık. Şimdi de kapitalistleri övüyor. Şu küçük adam kim? Küçük adam. Opera evini yaptık. Boş boş konuşuyorum arkadaşlar. Customize mı? Öyle bir şey mi var? Bakarız. Neyse, insanlar geliyor. İnsanlar çalışmıyor mu ben konuşma yaparken? Biraz sıkıntılı. Şimdi 22 ay içerisinde seçim var. %54 diyor. Yetiyor mu bu? Bakalım. Askeri üs gelmek üzere. Onunla biraz ilişkim artacak. %55 herhalde yeter ya. Sorunlarına bakalım halkımın. İnanç biraz düşük. Seri bir kilise yapabilirim. Church'ı açalım arkadaşlar. Büyükmüş bu. Sirkin yanına. Yıkmak istemiyorum bir şeyleri ya. Bir sürü yerim var. Şuraya yapıyorum şimdilik. Sen kilise yaptım. Yani insanlardan biraz uzak ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Oraya zaten şey yapacağız, yakında evler yapmaya başlayacağız. Sol tarafa genişleyeceğiz biraz. Merkezi koruyarak. %72'ye nasıl çıktım? Bilen varsa yorumlarda paylaşsın. Benim danışmanım böyle komando moduna girdi. Aynı adam. Kütük diyor. 3333 tane kütük yolla diyor. Kütüğüm var bence. Ne bu quest? Ne alaka? Burada 3333 tane. Bir sürü kütük üretiyoruz arkadaşlar. Depomda olması lazım. Aynen, onları yavaş yavaş taşırlar. Quest'i yaparız. Ne alaka bilmiyorum. Niye öyle bir şey geldi. Kütüğü ne yapacaklar onu da okumadım. Antrenman yapacak herhalde komandolar kütükle. Ne bileyim, üstünden zıplarlar, altından geçerler. Bir şeyler yaparlar. Ve askeri üstümüzde geldi. 5 ilişkimi arttırıyorum. Hoppa. Destek 74'e çıktı. Burası ne yapıyormuş? Aa, şey gibi. Kale gibi. Peki. Şunun aynısı arkadaşlar. Bayağıdır saldırı yemiyoruz. Bunda engage diyorum. Biri geldiğine saldıracaklar. Başka bir şey yapıyor mu? Peki, dursun bakalım. Ticaret yollarımıza bakalım. Kafe Şükür Woolbot. Kakao satalım biraz. Katın satalım.
Lucia Brown'la kapışıyormuşum. Bununla mı? Karma öldürebiliyoruz. Denemeyeceğim ama. Ya da tutuklayabiliyorum. Ne işi, ne oluyor bilmiyorum. Bir sürü şey oluyormuş. Neyse, yeneceğini zannetmiyorum beni ama ileride düşünebiliriz sıkıntıya girersek. %79 onayım var şu anda. Darmadağın edeceğim. $40,000 para gelecek şimdi. Çok güzel. Yine ne istiyorsunuz? 4 kere sabote mi etmemi istiyor? 4 kere. Hayır desem? Yani 4 kere sabotaj bana ne getirecek? İlişkin 5 düşmesi hiçbir şey değil. Peki. Ve sabotajın ne getirdiğini gerçekten bilmiyorum. Elbet bir şey getiriyordur. 4 kere biraz abartılı geldi bana. Yaparız. Şimdi şeyi kaçırmaya çalışıyorum zaten. Bunlar. Upgradelenecek neredeyse. Çok güzel. Arabayı research ediyoruz. Evsizliği biraz çözdük gibi ilişkiler idare ediyor. Kilisem geldi mi? Kilisemiz geldi şuraya bir tane. Bunlara gerek yok. Ters yapmışım. Böyle de güzel oldu. Buradan girsinler. Kütükleri verdik arkadaşlar. Komünistlerle ilişkimi arttırıyorum 5. 81'e çıktı onay ratingim. Çok güzel. Şimdi 2000 Swiss param oldu. Bir sürü şey açabiliyorum. Ya da bir şey değiştirebiliyorum raid puanı falan. Biraz biriksin, ileride kullanırız bunları. İnşaat izni al. Bu ne demek? Biriksin arkadaşlar. Kötü günde kullanırız onları. Çok ihtiyacım yok gibi şu anda. Raid nasıl gidiyor? Bu ilerlemiyor mu? Ben şunu kapayacağım. Ha. Neden ilerlemiyor bilmiyorum. Belki iki tane açınca sıkıntı oluyordur. Ve 16 ay kaldı seçimlere. Seçimler yaklaşıyor. İlişkiler şahane. Finansal yardım isterim birazdan, para yaparım. Ve bir şeyler daha inşa edebiliriz bence. Kütükler bitmemiş bu arada. Kütük daha götürüyorum. Şimdi... Bir sonraki hedefimiz ne olabilir? Elektriğimiz var. Parking deck. Şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu internetten gördüm. Ha, ama zenginler için diyor bu. Yo. Araba şeyini açıyoruz çünkü. Bu arkadaşlar otopark. Otopark. Buradan insanlar şey yapabiliyor. Şöyle bir tane buraya yaptım. İnsanlar arabaya atlıyor buradan. Ve iş yerlerine gidebiliyorlar istedikleri. Mesela buraya da bir tane yapabilirim. Şuraya da çok güzel gider. O yüzden şu parkı başka bir yere taşıyorum. Hatta şu evi de yıkıyorum. Çünkü çok çirkin duruyor. Onları yıkacağız zaten. Ve bir tane şuraya otopark yapıyorum. Şöyle birleştirelim. Okay, yine birleşmemek için istediği elinden geleni yapıyor oyun. Aa, yıkalım. Hayır. Neyse, inşaatı bitsin. Belki inşaatı bitmelidir. Hızlıca bitirelim. Artık zengin şeylerimiz. İnsanlarımız. Ah. Oradan
Arabaya atlayıp hızlıca işe gidecek. Yine mi olmuyor? Evet, çözüm yıkmak arkadaşlar. Yıkınca oluyor her şey. İki tane otoparkımız oldu böyle. Çok zenginimiz yok şu anda. Ama birazdan bir tane research'i açacağız. Hatta 800 research puanı geliyor. Şeyi alalım mı broker'dan? Bunu research puanına çeviriyorum. Knowledge point'e. 1000. Aynen. Ve otomatik bitecek bu research muhtemelen. Bitti. Bitti. Ve böylelikle bunu aktive ediyorum. Ettim değil mi? Şimdi ediklerden açabiliyor olmam lazım. Bam. Bunu da açtık arkadaşlar. Aylık bir para ödeyeceğiz ama fakirler, herkes artık buradan arabaya atlayabilecek bu iki otoparktan. Ve işe arabayla gidecekler. Muhtemelen sokakta arabalar görmeye başlayacağız. Şeylerin haricinde, taşıma binalarının haricinde da görmeye başladık bile. Şöyle. Süper. Trafik ışığı yok. Tavuklar falan geçiyor yoldan. Evet, insanlar arabaya binmeye başladı. Ve çok daha hızlı işe gidecekler. Hoppa. Bu da bize muhtemelen verim kazandıracak epey bir. Ben yine şu gübre şeyine döndüm. Bu çalışıyor değil mi? Yazmıyor burada gübre. Neyse, çalıştığına inanmak istiyorum. Yapacak bir şey yok. Ve böylelikle araba işini de yaptık. Bir sonraki research'ümüz ne olsun? Modüller çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Çok enteresan şeyler bunlar, çok enteresan şeyler. Çok içkiyi yasaklayabiliyoruz. Varlık vergisi. Kapitalisti bayağı düşürüyor ama. Şimdilik bir şey yapmıyorum. Biraz research puanım biriksin arkadaşlar. Bunlardan memnunum. Ve birazdan zaten seçim gelecek, çatacak. 12 ay kaldı. Rate. Bu ilerlemiyor mu? Şey diyor. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Bu taşları yuvarlaya yuvarlaya getirdikleri için espri yapıyor galiba. Niye burada pause var? Hiç fikrim yok. Hiç kafam karıştırıyor bu. Şeyler. Belki puan birikiyordur halen. Bekleyeceğiz. Ellemeyeceğim ona. Bir süre. Devam etsin öyle. Şimdi evsizlik nasıl gidiyor? Biraz evsizimiz var. Fakirler genelde. O yüzden çok ufak bir sol tarafa genişlemek istiyorum artık. Ufak bir mahalle yapalım. Hatta istihdam da yapabiliriz. Flophouse fena değil gibi. Ya da öyle yapmayacağım. Şöyle yeni bir mahalle yapıyoruz. Shift'e basmamız gerekiyor. Kontrole basıyorum. Evet. Hayvancılık, tak tak tak, timsah. Yapsam mı şuraya bir timsah, merak ediyorum.
koydum bakalım bir tane timsah şeyini. RAM export etmemi istiyor. Çok kolay. Zaten yapıyorum düzenli olan olarak. Hatta bir tane de ticaret şeyi açarsam. Ticaret. Yer kalmamış. Bir tane daha lisans alayım mı 15K'ya? Almayayım. Otomatik olarak RAM zaten şu anda export ediyor olmam lazım. Muhtemelen anlaşmaya gerek yok ekstradan bunun için. Popülasyon 600 oldu arkadaşlar. Seçimler yaklaşıyor. Bakalım 60K'lık şey satacağız. RAM 1400. Bunu sattığım anda quest bitecek mi? Bakalım göreceğiz. Balıklar çalışıyor değil mi? Balığı kurutmuş olabilirler mi? Niye limanda bekliyorlar? Bilmem. Neyse anlaşmayı yaptık. Kütükleri verdik. Abuk subuk konuşuyor yani öyle asker şifresiyle konuşmaya çalışıyor da. RAM'ı da verdik. Broker'dan para geldi. İlişkimiz şahane. Biraz para isteyeceğim bunlardan. 20K bundan istedim. 20K bundan istedim. 144K'ya çıktı paramız. Güzel. Rate. Şimdi de executing mission diyor. Ben anlamıyorum ya. Burayı gerçekten internetten rehberini okuyacağım. Bunları gerçekten anlamıyorum ama galiba ilerliyor. Şöyle mouse koyup bekleyelim yanına. Galiba ilerliyor. Süper. Başka ne yapabiliriz? Bayağı bir şey yaptık arkadaşlar bu bölüm. Yardıra. Sigaraya da girebiliriz bence. Haydi sigara fabrikası yapalım. Elektrik gerekiyor mu? Nereden anlayabilirim? Ha yazıyormuş altta. Ben görmemişim daha önce. Elektrik gerekmiyor bunda. Bayağı büyük bir fabrika. Ha bence şuraya sanayi kurabiliriz aşağıya. Yes. Şu liman tarafını şuraları askeri ve sanayi bölgeler yapacağım. Mümkün olduğunca. Ve sigara da yapıyoruz. Muhtemelen tabakko giriyordur. Sigara çıkıyordur. O yüzden sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Lise yap diyor. Komünistler lise mi istiyor? Peki. Lisemiz full çekiyor bu arada. Bence mantıklı bir tane daha yapmamız. İnsanların oylarına güvenebilir miyiz diyor. Birazcık oylarla oynayabiliriz arkadaşlar. Ama mutsuzluk yaratıyormuş. Oy verin diyeceğim. %66 iyi bence. Bu arada düştük biraz şeye yaklaşırken. Seçimlere yaklaşırken. Bir gıdım düştük. Bir tane daha lise yapmak istiyorum şimdi. Ha, buralar çok uzak. Sirkin yanına. Sirkin yanına da hiçbir şey koyamadık. Burası nasıl? Şahane bence. Biraz tarlanın ortasında enteresan oldu. Şöyle yapalım. Evet. Oraya birkaç ev daha yaparız. Biraz daha süsleriz orayı. Klinik var. Lise. Aynen. Güzel bir mahalle oldu. Biraz daha genişletiriz. Ha, o quest'i de yaptık gibi. Ve seçimler geliyor arkadaşlar. Son 3 ay. İki ay. Herhalde alacağız %64'le. Bilmiyorum. %50'nin üstünde olsa yetiyor mu? Bilen varsa yorumlarda paylaşabilir. İki ay kaldı. %63. 163'ü bana oy vermiş. 72'si de rakibime vermiş. Bence ezdik geçtik gibi geliyor. Şeyleri değiştir. Bunları değiştirebiliyor muyum? Gerek yok. Devam. Güzel.
Burada veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Cigara fabrikamız da geliyor. Ne yardırdık bayağı. Sözler verdiğimiz için galiba bunları yapmam gerekiyor şimdi. Birkaç sene içerisinde. Mutluluğu arttıracağız ki çok kolay. Düşüktü zaten. Başka ne söz verdim? Unuttum gitti. Ne söz verdim? Bunu hallederiz. Buraya da şey yaptık bu arada. Opera evini yaptık. Buradan da biraz mutluluk gelir gibi hissediyorum. Aynen. Mutluluğu çözeriz ya. Ha, sadece sırf zenginler gelebiliyormuş buraya. O yüzden opera bu mantıklı değil. Bizim taverna falan yapmamız gerekiyor. Çünkü zenginimiz çok az var. Bakayım bakayım. Buradan değil, almanaktan bakarsak zenginliklerine. Şuradan. Ve artmış bir saniye. Zenginler artıyor. 42 fena değil. Yani orta seviyeye uygun eğlenceler yapmam gerekiyor opera değil. Onu yükseltmek için. Güzel. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.